Geleyim. Hani en çok beni seviyordun evde? Beğeniyorum dedim. Ha, sevmiyorsun yani. Vazgeçtim gelince. Pişman olma bu dediğine. Şaka yapıyorum. Biliyorum. Sibel en çok beni Sibel seviyor. Hayır, en çok Gamze Taşkın seviyor. En çok ben herkesi burada aşkla seviyorum. Aşkla bakıyor bana biliyor musun? Ben dili başka konuşuyor, gözü bakıyorum. Başka bakıyor. İtinayla aşkla bakılır. Evet. Bundan sonra daha çok aşkla bakacağım. Sen böyle, ben şunu anladım. Sen kimle çok ağız dalaşına girersen aslında onu çok seviyorsun bence. Evet. Mesela misal Barış. Misal Didem. Ne bence alakası var? Bu senin taktiğin canım. Ne söyleyeceğim? Barış demeseniz keşke ya. Neden? Ne diyeyim? Abdurrezzak mı diyeyim? Çocuğun bir ismi var Barış yani. Neden bekliyorsun peki? Hayır, neden Barış dediğinizi anlamıyorum şu an. Şu an. Hayır, neden Barış demeyelim? Konunun ana teması sensin yahu. Neden demeyelim? Şu an konuyu anlamaya çalışıyorum. Bak senin için insanlar ismini zikretti gelsin eve diye. Kendini tehlikeye attılar. Kafam evet. Her şey senin içindi. Evet. Oysa ki. Evet. Haha evet. Biliyorum. Oysa ki. Bakalım erkekler evi bunu duyunca sana ne tepki verecekler. Vallahi siz onu tepkiyi almadan önce düşünecektiniz. Onu derken siz düşünmediniz biz de. Biz bir tepki almadık. Ben sizin yaptığınızı yüzünüze söyleyince Didem, bir tepki bekliyorsunuz. Sen şu an siz yaparken düşünmediniz diye, de. Sen şu an biz tepki alalım diye uğraşıyorsun. Didem. Biz bir tepki almadık. Ya sen benim uğraşmama gerek kalmıyor. Öyle şeyler yapıyorsunuz ki. Sen şunu demeye çalışıyorsun. Hiçbir şey yapmama gerek kalmıyor. Sen şunu demeye çalışıyorsun. Beni hiç yormuyorsun yani. Kendinizi tanımak istediniz demeye çalışıyorsun ve bu çok büyük bir ayıp. Sen ne yapıyorsun? Çünkü hayır beni hiç yormuyorsunuz. Çünkü ben siz yapacağınızı yapıyorsunuz. Ben istedim, çok kuvvetli. Neden yanımdan kalkıyorsun? İkimizin de sevdiği adam var. Senin şu an yaptığın saçmalama çok büyük bir ayıp. Saçmalama Öykü. İçtiğim şeyi sen bilmiyorum. Ben niye dökeyim? Hayır sana gülüyorum. Şu an hareketlerine gülüyorum. Öykü. Dökecekse. Hayır Öykü gerçekten dökecekse. Saçmalama Öykü. Niye içime kadar sana giriyorsun niye o zaman? Sana niye dökeyim Öykü kaçıyorsun. Hoşuma gidiyor senin kaçman. Öykü niye kaçıyorsun? Sen niye böyle Öykü yapıyorsun? Öykü küçücüğüm ya saçmalama. Ama bak ondan kaçtım o döktü. Öykü. Korkma gel. Dökülenleri izlemiş ne yapsın ya. Gel ben insan yemeyeyim. İzleyerek gelmiş korkuyor. Gel annem gel otur. Korkma. Didem sen bir şey es geçmişsin. Bu durum oldu zaten. Sen demin Aycan'dan da bir tırstın. Niye böyle bir şey? Ama İkisinden bir şey olacağını dükkede. Bekliyorsun değil mi? Korkma Öykü. Rahat ol. Kız izlemiş, görmüş herkes birinin üzerine bir kim şey yapıyor. Kim ne yapıyor? Ama Didem'den de kork. Didem'in de dilinden kork. Üretiyor bazı şeyleri. İftira kadar gider. Üretmiyorum. Olanı söylemek sizin için üretim olan geliyor. Ay titriyor bu. Bu olan değil. Zengül titriyor. Atmak. Kız niye iftira titriyorsun? Mı? İftira. Ben bu evde hiç kimseye iftira almadım. Ben Barış'ı tanımak Meta, için Barış demedim orada. İftira tamam mı? Ben olanı konuştum. Ben kendimi VTR'si de var, görüntüsü de var, her şeyde evet, var benim bence konuştuğum de VTR'si şeylerin. Var ve VTR'sini... Benim konuştuğum bütün şeylerin burada görüntülü desteği VTR'sini var. VTR'sini tamam. İnşallah verirler de izleriz. Ben mi tanımak için o çocuğun ismini vermişim? Kendimi mi tanıyayım ya diye? Ya sen niye bu kadar burada... kendini ifade ediyorsun sen, Rabia? Neden biliyor musun? Sen burada öyle bir şey yapıyorsun ki şu ben anda. Ben senin adını hatırlamadım şey orada. Sen onu biliyor musun? Aycan'a biliyorum. Başka kim vermişti Aycan'a dedim. Aycan'a da yapıyorsun. Avukatı mı oldun şimdi? Avukatla alakası yok. Bak ilişkisi olan insanlara bunu Düne yapmak çok yanlış. Dikkat demek et ki, dediğin bak, kız için. Demek ki Didem ne çıkıyor buradan biliyor musun? Geçen haftaki benim yorumlarım haklıymış. Demek ki sen Aycan'ı kafaya takmışsın. Uğraşıyorsun ben kafaya abi. Takmadım. Takmışsın. Durmadan dikkat et algısı yaratan Rabia'm bunu söylüyor. O zaman niye bu cümleyi ettin? Bana söyler misin? Evet söylüyordum. Neden dikkat et dedin o zaman? Ha? Öyle düşünüyordum çünkü. Neden telefonunda Adnan'ın şeyi var? Neden tamam, dikkat et diye? Tamam ben öyle düşünüyordum. Benim kanıma biz bunları bunu sokmaya zaten çalışan konuştuk kişi seninle. Sen oldun. Peki ha? Sen neden şu anda o kızın ilişkisi varken bunu yapıyorsun abi? Beni hep birileriyle yakıştırmak zorunda kalma Didem. Kimseyi yakıştırmaya gerek da, kalmıyorum. Sen bana sen yakıştırma yapmışsın. Ben yakıştırmadım. Adayım diyen Adnan'a sendin. Gökhan'a adayım diyen sendin. Kimse seni yakıştırmadı ne, ki. Ne? Gökhan'a adayım diyen yine sendin. Ben yakıştırdığım için mi Gökhan'a aday oldun? Gökhan ben mı dedim ben yakıştırdığım şimdi? İçin mi ben Adnan şimdi dedim? Gökhan mı dedim? Beni birilerine yakıştırma derken kimi kastediyorsun? Ben sana diyorum ki bak. Beni sürekli birilerine yakıştırıyorsun üst... derken kimi kastediyorsun? Didem açıklamama izin verecek misin? Açıklayacak bir şeyin yok. Ben tam söyleyecekken konuşuyorsun. Açıklayamıyorum. Ben tam söyleyeceksen konuşuyorsun. Açıklayamıyorum. Ben yükselince de ne oluyor? Açıklayacak bir şeyin yok. Seni dinliyorum. Bir sus. Hmm, seni dinliyorum. İkide bir Barış meselesine. Kendim belirlerim. Sus.
İkide bir barış meselesini getirip açıyorsun, getirip açıyorsun. Ne lüzumu var? Benim bir erkek arkadaşım var. Ben zamanında Adnan meselesini de sen durduk yere açmışsın. Şimdi aynısını barış konusunda yapıyorsun. Benim ilişkimden ne istiyorsun sen şu an Didem? Ben hiçbir şey istemiyorum. Senin ortada bir ilişkin olduğunu sen düşünüyorsan o zaman ilişkin arkasında benim duracaksın. Ortada ilişkim tamam. Var canım. Eğer, tamam. O zaman arkasında duracaksın. Düşünen de benim kusura bakma da sevgilime yalan söylememişim. Sonradan çıkmamış. Hiçbir şey olmamış. Sen kendi hayatın hakkında bile zamanında sevgiline yalan söyleyen birisin. Şu an ben çiçeği yalan söylemedim. Ben yaş konusunu sen utandırmaya çalıştın. Burada kendini rezil ettin. Yaştan bahsetmiyorum. Kendi ilişkini düşürüyorsun. Hem de ayrıldığım süreçte. Adnan'la beni yakıştırıyorsun. İlk haftalar yaptığın gibi. Valla sen yakıştırmaktan hoşuna gidiyorsun. Senin böyle ben mi hoşuma gidiyor? Benim Adnan'la yakıştırmak hoşuma mı gidiyor zannediyorsun? Sen kendi kendine burada Aykut Maykut ki Gökhan orada 50 kere sen söyledi. Sen eski konuları açarak şu anda ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Full ama eski sen böyle ilişkilere zarar verecek olursan açacağım. Emin ol ben öyle bir zarar veririm ki. Ben niye yapayım bak, ki? Bak yapmak istemiyorum. Doğru olanı söylüyorum. Ben de senin ilişkine yıkma politikası yaparım. Bak yapmıyorum benim ilişkim, dediğini, bak benim ne yıkma politikası yapacaksın? Ben o Adnan dışında birinin adını bak, zikretmedim. Şu anda zarar başka birisiyle hiç şey yaşamadım. Hoşlanıyorum demedim. Görsel olarak beğeniyorum. Yarın bir gün onu bile açarak demedim. Bak benim ilişkime zarar veriyorsun. Heh. Bu kıza da aynısını yapıyorsun. Şu an bana da yapıyorsun. Bak Aycan'ı katıp konuşma. Sen anladın ayrı bir mı? Bireysin, o ayrı bir birey. Bak ikide bir Aycan üzerinden muhabbet etmeye çalışıyorsun. Ne ben yapmaya anlıyorum. Çalıştığının bak, çok iyi farkındayım. Sen bütün ilişkilere zarar vererek tamam kendini yukarıya çıkarmaya çalışıyorsun ama. Ben senin yapmaya çalıştığın şeyin farkındayım. Canım. Sen kendi meseleni kendin de hallet. Ben bunları anlıyorum. Geçen tamam haftadan mı? Beri zaten finaldeki yürüme. O görüntülerden sonra herkes anladı. Yürüme. Sen ilişkileri bu şekilde yıkamazsın. Didem bugün Aycan'a ve bana patladı resmen yorumlarıyla. Sanki içinde o kadar çok şey biriktirmiş ki. Hep ikimize eleştiriler yaptı. İlişkimizi, ilişkilerimizi aşağı çekecek eleştiriler. Çok tehlikeli cümleler kurdu. Ben Didem'in bu tutumunu şuna bağlıyorum. Didem kendisinden başka kimsenin ilişki yaşamasını istemiyor ve ilişkilere zarar verecek cümleler kullanıyor. Farkında değil, kendi ilişkisine de zarar verecek. Çok üzüldüm bugün. Çok gerçekten büyük büyük laflar konuştu. Ben kırıldım. Benim ilişkime zarar verecek biliyorum. Aycan'ın ilişkisine de zarar verecek. Ama Didem amacına ulaşamayacak. Burayı bir yarışma olarak görüyor. Ve parlayan ilişkileri ekarte etmeye çalışıyor. Bunu görüyorum Didem'de. Ama bu oyunların bir sonu gelecek diye umuyorum. Bu ne ya? Ben de seni anlatmazsam. Şu konunun açılmasını anlattım. Kendimi parçalayacağım artık ya. Aykut'la seni konuşalım. Seni konuşalım ya, mı? Sus Mehtap, sus. Allah rızası için artık bir sus. Ha? Kapat şu şeneni ya. Ha, tabii kapatayım. Mehtap. Kapat. Hiçbir şey çıkmasın. Git sen de bağırsan. Ama ben kendime. Git planlarını yap. Git planlarını yap. Ben kendime. Git ben kendime. Git ben Allah Allah. Evet beyler, Mehtap Taşkıran kısmetse olur evine geri dönmüş bulunmaktadır. Gökhan bir git istersen. Gideceğim de şimdi değil. Yok. Hem Aycan'a Mehtap abi ne dediğine girip ne bundan dediğine, çıkmıştır. Söyle, bel altı yapmıştır kesin Mehtap. Bir şey söylemiştir yani. Sen yeter ki